Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere çok güzel bir yelek örneği hazırladım. Oldukça kullanışlı ve şık bir model. Gerçekten ben hayran kaldım. Sizler de yapınca umarım beğenirsiniz. Modelimiz altının katı şeklinde oluşuyor. 6, 12, 18 şeklinde ilmeklerimizi attıktan sonra 4 ilmek ekliyoruz. Sonrasında ve hemen başlıyoruz. 3 numara şiş kullandım. Nako Elite Baby ile bebek örgülerinizde kullanabilirsiniz. Yelek örgülerinizde de ipinize göre kullanabileceğiniz oldukça güzel bir örgü modeli. Hemen başlıyoruz modelimizi. Kenar ilmeğini aldıktan sonra 2 ilmeğimizi ters örgü yapıyoruz. 1 2 İpimi ön tarafa aldım. 4 tane ilmeğimi düz örgü yapıyorum. 1 2 3 4 Tekrar kendime doğru aldım. 2 ters ön tarafa aldım. 4 düz. 2 modelimizin ilk sırası bu şekilde gelişiyor. 2 ters tekrardan 4 düz örgü. İki ters. Kenar ilmeğimi de ters örgü olarak tamamlıyorum. Tekrardan örgümüzün diğer yüzüne geçtik. Kenar ilmeğini ördükten sonra iki tane ne görüyorsak onu örüyoruz bu sırada. İki tane düz. İki ters. Pardon, dört tane ters. 2 3 4 Tekrar 2 düz 4 ters şeklinde sıramızı tamamlıyoruz. İki düz ve en son ilmeğimi ters örgü yaparak sıramızı tamamladık. Evet. Bu şekilde bakın iki sıra örmüş olduk modelimize. Tekrardan kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Yine ne görüyorsak o şekilde üçüncü sıramızda örüyoruz. İki ters. Pardon. Evet, iki ters. Dört düz örgü. Bir, iki, üç, dört. 2 ters 4 düz şeklinde sıramızı tamamlayalım. En son kısmı 2 ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ters örgü yapıp diğer yüze geçiyorum. Kenar ilmeğimi yine örmeden aldım. 2 tane düz 4 tane ters şeklinde bu sıramızı da tamamlayıp modelimizi kuracağız artık. 2 düz 4 ters şeklinde sıramızı tamamlıyoruz. Evet, artık modelimizi kurmak için son sıramızı öreceğiz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 2 ters 4 tane düz örgümüzü örüyoruz. Ve diğer tarafta modelimizi kuracağız. Evet, en sondaki ilmeklerimi de ters örgü yapıyorum. Ve modelimizin ön yüzüne geldik. Ön yüzü burası oluyor.
iki düz dört ters şeklinde olan kısım modelimizin ön yüzü. Şurada ördüğümüz 1 2 3 4 5 şişle beraber 6 sıra olmuş oluyor. Bu aşamaya geldikten sonra modelimizi kuruyoruz. Hemen başlıyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 2 tane düz örgümüz var, bakın gördüğünüz gibi. 2 düzün arasındaki, şöyle göstereyim, boşluklardan bir örgü oluşuyor. Bakın şurada. Birinci düz örgü, ikinci düz örgü ve ikisinin birleşim yeri tam. Buradan 1, 2, 3, 4, 5. En alta batıyorum. Bir tane ilmek çıkartıyorum. Boyunu ayarlıyorum. Boyunu ayarladıktan sonra sol şişime takıyorum ve düz örgünün bir tanesiyle bu çıkarttığım ilmeği birlikte düz örgü yapıyorum. Tekrardan aynı yere batıyorum. Bir ilmek daha çıkartıyorum. Bunu da boyunu uzattıktan sonra sol şişime takıp bunu da diğer düz örgümle örerek ilk modelimi kurmuş oluyorum bu şekilde, bakın. Aradaki 4 ters örgümü örüyorum. Tekrar düz örgüye geldik. İpimi arka tarafa aldım. Tam aradaki boşluktan 1, 2, 3, 4, 5.ye batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Boyunu uzattım. Ve ilk düz örgüyle birlikte çıkarttığım ilmeği düz örgü olarak örüyorum. Tekrar aynı V'ye batıp bir tane daha ilmek çıkarıp ikinci düz örgümle de bu uzattığım, çıkarttığım ilmeği birlikte örüyorum. İkinci modelimi de bu şekilde kurdum. Aradaki 4 ters örgümü örüyorum. Tekrar düz örgüye geldik, bakın. İki düz örgünün tam arasındaki, şurada gözüküyor örgü kısmı, 1 2 3 4 5.ye tam batıyorum. Arkadan ilmeğimi şu şekilde alıyorum ve çıkartıp boyunu uzattıktan sonra sol şişime takıp ilk düz örgüyle birlikte bu ilmeğimi örüyorum. Tekrar aynı V'ye batıyorum. Bir tane daha ilmek çıkartıyorum. Bunun da boyunu uzatıp sol şişime takıp diğer düz örgüyle örüyorum. Aradaki 4 ters örgümü örüp son modelimi de kuruyorum. Tekrar iki düz örgünün arasında 1 2 3 4 5.ye batıyorum. Bir ilmek çıkarttım. Boyunu uzattıktan sonra ilk düz örgüyle ördüm. Tekrar aynı yere batarak bir ilmek daha çıkartıyorum ve onu da diğer düz örgümle örüp en son ilmeğimi ters örgü yaparak sıramı tamamlıyorum. Evet, bakın bu şekilde sıramızı tamamladık. Şimdi modelimizin arka tarafındayız. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İlk ilmeğimi düz örgü olarak yapıyorum. Daha sonrasında bu ortadaki ilmeği bu tarafa çekmem lazım. O yüzden bu iki düz örgümü, bakın şuradaki sağ ilmekle ön taraftan alıyorum. Buradaki ilk ilmeğimi sol şişime akıp düz örgülerimi ön tarafına getiriyorum. Şimdi ön taraf, bu 3 ilmeği düz örgü olarak örüyorum. 1 2 3. Bu şekilde modeli aralarını açıyoruz. Şimdi tekrardan geldik, ikinci modelimizi yapacağız. İkinci modelimizi yaparken bakın bu sefer şişim ön tarafta. 3. ilmeği alıyorum. Düz örgüden sonra gelen ilmeği, düz örgülerin ikisini sağ şişime aktarıp bu ortadaki ilmeği başa getiriyorum ve bu 3 ilmeği düz örgü olarak örüyorum. 1 2 3. Şimdi bu ortadaki ilmeği bu tarafa alıp 2 tane düz örgüyü başa alıyorum. Evet, bu şekilde ikinci modelimizde uygulamış olduk. 3 tane ilmeğimizi düz örgü olarak örüyoruz. Bakın şu şekilde model araları açılıyor gördüğünüz gibi. Şimdi üçüncü modelimizi yapacağız. Bu ortadaki iki ilmeği
Düz örgü, iki düz örgünün sağına ve soluna getiriyoruz. Sadece dikkat etmemiz gereken şey bu iki düz örgünün ön tarafta olması. Şimdi bu birincisi, bakın ortadaki düz örgüden gelen ilmeği, üçüncü ilmeği sağ şişime takıyorum. Şişim ön tarafta. Bu iki tane düz örgüyü de sol şişime takıp bu şekilde sağ şişimdeki ilmeği de sola takıyorum ve üçünü düz örgü olarak örüyorum. 1 2 3. Şimdi bu ortadaki ilmeği bu tarafa alacağım, düz örgülerin ön tarafına. Düz örgüleri bu şekilde sağ şişime alıyorum. Diğer ortadaki ilmeği sol şişime aldım. Tekrardan iki düz örgümü ön tarafa getirip üçünü düz örgü olarak örüyoruz. 1 2 3. Artık son kısmı yapacağız. Buradan son modelimizin düz örgüden gelen ilmeği alıyorum. Düz örgüleri sol şişime takıyorum ve buradaki ilmeği başa getiriyorum ve üçünü düz örüyorum. 1 2 3. Evet, buradaki ilmeğimi de düz örgü yapıyorum. En son kenar ilmeğini ters örgü yaparak modelimizi, birinci modelimizi bitirmiş, ikinci modelimizin ön aşamasını bu şekilde yapmış olduk. Bakın, gerçekten çok güzel bir model. Şimdi devam ediyoruz. İkincisini nasıl kuracağımızı göstereceğim. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. 3 tane ters örgü örüyorum. 1 2 3. İkinci modelimize kurarken hep bu şekilde olacak. 3 ters olacak kenar ilmekten sonra. İpimi tekrar ön tarafa alıyorum. 2 düz örüyorum. 1 2. Bundan sonrası aynı. 4 ters 2 3 4. 4 tane ters, 2 tane düz. 4 tane ters. 2 tane düz. Bakın 3 tane ters örmüştük başlangıçta. Yine sonda da 3 tane ters örgümüzü örüyoruz. Kenar ilmeğimizi de ters örgü olarak sıramızı tamamlıyoruz ve ikinci modelimizin kurulumunu gerçekleştiriyoruz bu şekilde. Şimdi ne görüyorsak onu örüyoruz. 3 tane düz kenar ilmeğini örmeden aldım. 1 2 3. 2 tane ters örgü. İpimi ön tarafa aldım. 4 tane düz örgü. 2 ters. Ne görüyorsak onu örerek sıra sonuna kadar geliyoruz. En sonunda 3 düz örgümü ördüm. Yine başlangıçta olduğu gibi en son ilmeğimi ters örgü olarak ördüm. Evet, sıramızın ön tarafındayız. Kenar ilmeğini ördük. Yine bu sırada da ne görüyorsak onu örüyoruz. 3 ters, 2 düz. 3 ters, pardon, 4 ters. 2 düz şeklinde sıramızı tamamlayalım. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Yine aynı şekilde ne görüyorsak o şekilde örüyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 3 düz. Gözüküyor zaten. Düz örgüler, ters örgüler, 2 ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidelim. 4 düz, 2 ters. Evet, örgümüzün ön yüzüne geldik. Artık burada modelimizi kuracağız. Bakın şöyle olacak. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde 5 sıra oldu mu? Şuradan itibaren saydığımız zaman da düz örgülerden 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde 5 sıra oldu mu artık modelimizi kuruyoruz. İsterseniz hani bu örgü modeli daha büyük olsun diyorsanız bu aradaki ters örgü, düz örgü ördüğümüz kısmı bir sıra daha örebilirsiniz. Tercih size bağlı. Şimdi hemen modelimizi kuruyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum.
ve 3 ilmeğimi ters örgü yapıyorum. 1 2 3. Buradaki boşluk var, görüyorsunuz, delik. Hemen oradan ipimi arkaya doğru atıyorum. Hemen oradan bir tane ilmek çıkarıyorum. Uzatıyorum boyunu ve düz örgümle beraber örüyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. Bir tane daha çıkarıyorum. Boyunu uzattıktan sonra tekrar düz örgü yapıyorum. Evet, bu şekilde bakın iki modelin arasına bir model oturtulmuş olduk. Şimdi 4 tane tersimizi örüyoruz. 4 ters örgümü örüyorum. 1 2 3 4. Şimdi ikinci modelimizi yapıyoruz. Yine düz örgümüzün altındaki boşluktan, bakın gözüküyor zaten, altındaki boşluktan bir ilmek çıkartıyorum. Boyunu uzattım, bu şekilde düz örgü olarak örüyorum. Tekrar aynı V'ye batarak bir tane daha çıkarıyorum. İkinci düz örgümü de birlikte örüyorum. Arada yine ters örgümü örüyorum 4 tane. Ve son modelimi yapıyorum. İpimi arkaya doğru aldım. Bir ilmek çıkarttım. Boyunu uzattım. Düz örgüyle birincisini ördüm. Tekrar aynı V'ye batırdım. Tekrar ikincisini ördüm. Ve kalan ilmeklerimi ters örgü yapıyorum. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Şimdi arka tarafına geçtik. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz örgü örüyorum. Şimdi ortadaki modelimin yanında bakın sağında iki tane düz örgü var, solunda iki tane düz örgü var. Bu ortadaki ilmekleri dışa doğru alacağız. Bunu yaparken de üçüncü ilmeğimizi bakın şişim ön tarafta. Birincisini alıyorum, ortadaki üçüncü ilmeğimi, düz örgülerimi sol şişime aktarıyorum. Bu sağ şişime aldığım ilmeği de sol şişime aktarıp bu üç ilmeği düz örgü olarak örüyorum. Şimdi bu ortadaki ilmeği dışa alacağız. İki tane düz örgümü sağ şişime alıyorum bu şekilde. Ortadaki ilmeğimi sola taktım ve düz örgülerimi de sola takıp bu üç ilmeğimi düz örgü olarak tamamlıyorum. Birinci modelim bitti. Şimdi ikinci modelimi kenarları alacağım. Düz örgüye geldik. Şu şekilde yine şişim ön tarafta, ortadaki ilmeği aldım. Düz örgülerimi sol şişime takıyorum. Ortadan aldığım ilmeği de takıp 3 ilmeğimi düz örgü olarak tamamlıyorum. Şimdi düz örgülerimi sağ şişime alıyorum. Ortadaki ilmeğimi sola aldım. Ve düz örgülerimi de sola takıp üçünü düz örgü olarak tamamlıyorum. İkinci modelimi de. Şimdi üçüncü modelimizi yapıyoruz. Düz örgülerimi sol şişime aldım. Ortadaki ilmeği de sola alıp üçünü birlikte düz örgü olarak örüyorum. Şimdi bu taraftakini alacağım. İki düz örgümü aldım. Ortadaki ilmeğimi sol şişime takıyorum ve üçünü bir düz örgü olarak örüyorum. Bir tane düz örgümü ördüm. En baştaki gibi bir kenar ilmeğimde ters örgü örüp tamamlıyorum bu sırımı. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şimdi modelimizi kurarken yine bunun hizasında kuracağız modeli. İkinci modelimi iki modelin arasına kuracağım. En başta olduğu gibi kenar ilmeğini alıyorum. Daha sonrasında iki düz, dört ters, iki düz, dört ters şeklinde üçüncü modelimizi kuruyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Bir sıra kaydırmalar olarak yapıyor. Modelin büyümüş halini şimdi sizlere göstereceğim. Gerçekten bu da çok güzel oldu. Bakın.
Evet, modelin büyümüş hali bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok güzel ve çok tatlı oldu. Nako Elit Baby ile ördüm bunu. Gerçekten çok güzel. Yeleklerinizde çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Büyük yeleklerde bile ne kullanabilirsiniz? Çünkü model gerçekten çok gösterişli, şık ve kolay bir model gördüğünüz gibi. Buraya kadar geldiyseniz lütfen küçük de olsa yorumlara emoji bırakırsanız videom daha çok kitleye ulaşmış olur. Böylelikle videoların devamlılığı sağlanmış olur. Hepinize şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videonun altında kırmızı yazılı abone ol butonuna tıklayıp ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil bildirimlerini de tüm şeklinde yaparsanız eğer her paylaşımdan anında yararlanmış olursunuz. Modelimizin arkası da bu şekilde. Gerçekten bakın şöyle esnek bir model gördüğünüz gibi. Yani lastik yapmadan bile ne direkt modeli kurabilirsiniz ve ön tarafı da gerçekten düz duruyor. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Örgüyle kalın diyorum.